Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kullanıcı adımız Gold. Şifre 1, 2, 3, 4 ile girdik programımıza. Bir önceki derste arkadaşlar burada tahsilat ve ödeme butonlarını aktif etmeyi, ödemeye tıkladığımız zaman hatta isterseniz çift tıklamayı güncellemeye ayarlamışız. Tamam. Seçim tahsilat dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi veriyi çağırdık. Şimdi de tahsilat işlemlerini yapacağız. Öncelikle tekrar şurayı göstermek istiyorum. Mesela tahsilat dediğimiz zaman burada kategori tahsilattır. Bu kategori olayını bir inamla yapacağız arkadaşlar. İnam tanımlayacağız. İnamı da şöyle tanımlıyoruz. Burada sağ tuş insert modül diyorum. Modülün ismini enums yazıyor. İnamlar yani. Enums diye bir isim verdim buraya. Şimdi buraya public enum inam işlem tipi diyorum. Geliyorum aşağıya. Burada end inam diyorum. Şimdi işlem tipimiz tahsilat eşittir 1 diyoruz. Ödeme yazıyoruz bir de arkadaşlar. Ödeme de otomatikmen 2'dir. Buraya 1 yazdıktan sonra bu da 2'den devam eder. Tahsilat, ödeme falan yazarsınız. Alt alta istediğiniz kadar yani başka durumlarda yazabilirsiniz. Yeter ki birincisini tanımla, belirtin kaçtan başladığını. Diğeri de ondan devam eder. Şimdi ödemeye geliyorum. Öncelikle veri tabanımıza bir tablo oluşturmamız lazım. Hemen database'i açalım. Database'i açtıktan sonra cari hareketler demiştik hatırlıyorsanız. Bunları da zaten tanımlamışız. ID lazım bize. Cari ID, bu ID hareketin ID'sidir. Cari ID giriş mi çıkış mı? Aslında giriş çıkış değil de işlem tipi diyelim. İşlem tipi evet, hayır demeyelim. Buna arkadaşlar sayı diyelim. Sayının tipini de sayıyı da byte olarak tanımlayalım. Byte biliyorsunuz 0 ile 255 arasında değer alır. Bu da byte olsun. Bir de tarihimiz var. Tarih. Şuradaki tarih arkadaşlar. Bir de tutarımız var. Evet, tutarı yazmamışız. Yok, yazmışız. Tarih. Açıklama. Burada ay ve yıla bence gerek yok. Ay ve yılı silelim. Gereksiz. Fazla şişirmeyelim veri tabanımızı. Tamam. Bize lazım olanlar bunlar. Ben şunu şöyle bir ekran görüntüsünü de alayım en azından. Unutmayalım nasıl yazdığımızı görelim. Tamam, bu da böyle kalsın. Şimdi bu tablomu kapatıyorum. Evet diyorum, cari hareket. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bizim örneğin cari tanımlamadaki kaydetimizi biliyorsunuz. Kaydet mantığında burada işlem 1 ise kaydet, 2 ise güncelle. Şimdi biz de şurada şöyle bir şey yapacağız. Cari listesinde ödemeye tıkladığımız zaman ne demişiz? İşlem 1 demişiz. Tamam. Tahsilatta ne dedik? İşlem 2 dedik. İşlem 2. Tamam. O zaman buradaki nakit ödemedeki kaydete bastığımız zaman diyeceğiz ki if eğer işlem eşittir 1 ise, 1 de ödeme miydi? Ödeme kaydet 2 nokta üstte exit sub den diyeceğiz. Tamam. Yine eğer işlem eşittir 2 ise tahsilat kaydet ve exit sub diyeceğiz. Aşağıya inmesin. Tamam. Tekrar emin olmak için ödemede işlem nedir? 1'dir. Tamam. Güzel. Hatta şuradaki kaydet kodlarımızı alalım arkadaşlar. Şey, cari tanımlamadaki kaydet neredeydi? Şu kaydetimizi alalım şöyle. Ya da baştan sona yazalım beraber. Ben fazla zaman kaybetmek istemiyorum da işin doğrusu. Şimdi tahsilatta geldik. Burada kaydete geldim. Burada public'e de gerek yok. Sub ödeme kaydet. Bir de aşağıya
Hesap tahsilat kaydet. Yazdım. Ödeme kaydetinin içine bu kodlarımızı yapıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar, yapmamız gereken burada if ad boş ise bir mesaj verdirmişiz. Peki ödemede ne boş ise mesaj vereceğiz? Tutar boş ise. Çünkü bunlar zaten gelecek. Tarih de bugünün tarihi gelecek. Hatta tarih de tarih mesela tarih formatına uymuyorsa hata versin diye yapalım. Eğer if dt txt tarih if eşit değil cdate txt tarih ise den burada hatalı tarih girdiniz desin. Tarih girdiniz desin. Ve sadece ben bunu kontrol etmek istiyorum. Şu aşağıdakileri arkadaşlar şöyle aşağıdaki kodları kometleyeyim. Yani bunları görmesin. Ben kaydete basacağım ve tarihi tarih formatının dışında bir şekilde yazacağım. Bakalım bir uyarı alacak mıyım? Çalıştırıyorum. Buraya geldim. Ödeme 12.20.2022. Mesela 30.30.2022 diyelim. Kaydet tip hatası. Tip hatası dedi. Bu 30.30 bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Bu format. Şöyle yap. Tamam. Aslında şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Txt tarih eşittir. Şöyle diyeceğiz. Ne dedim? Eksi tarih eşittir bu. Burada bir hata çıkarsa on error mesela şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Go to geçersiz tarih. Şimdi tabii bir tane geçersiz tarih diye bir değişken burada tanımlamamız lazım. Dim geçersiz tarih as label dememiz lazım. Bir etiket tanımladık. Buraya bir exit sub ile bir sınır koyuyoruz. Geçersiz tarih diyoruz iki nokta üst üste. Sonra şu mesajı oraya yazıyoruz. Bunu buradan kestim. Ve şu geçersiz tarihin altına yapıştırıyorum. Tabii burada da txt tarihe fokuslamamız lazım. Şimdi bir daha çalıştıralım. Buraya geldim. Şöyle tahsilata geldim örneğin. Burası 30.30.2022. Burada kaydete bastım. Pardon. Ödemede yapmamız lazım diye bunu. 30.30.2022. Kaydete basıyorum. Geçersiz. Burayı yanlış yazmışım. Burası geçersiz tarih olacak. Aşağısı da aynı şekilde. Tamam. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Biraz zamanınızı aldım. Mecbur. (30.40.30.30.2022) kaydet dedim ve tabii bunu onun önüne almam lazımdı arkadaşlar. Buraya yazmam lazım.
altına olmaz. Önce hatayı görüyor. Dolayısıyla ondan sonra işlem yapmaz arkadaşlar. Her zaman komutun önünde olması lazım. Bir daha deniyorum. Baya bir zaman kaybettik ama. 30-30-2020 3022. Kaydet. Geç, hatalı tarih girdiniz. Peki doğrusunu yazalım mesela. 10-10-2022. Burada hata vermez. Gördüğünüz gibi hiçbir şey demedi. Tabii arkadaşlar ben sürekli date type picker'ı kullandığımız için ben normal şu tarih saat şeyini kullandım. Bunu ilk defa kullanıyorum. Onun için biraz zorlandım nasıl yapıldığını. Yani kısacası çözümü bulduk. Yani önemli olan çözümü bulmaktır. Bunu bu şekilde çözüme kavuşturduk. Şimdi şu kodlarımızı açalım. Ve adım adım bize lazım olanları açıp devam edelim. Tamam. Bir de tutar yazılması hata vermesini istiyoruz. If text'te tutar şey if not is numerik ise text'te tutar yani text'te tutar numerik değilse ve CDBL yani desimala çevrilmiş olan TX'de tutar eşittir küçük eşit sıfır ise de ne eksel şurada parantezi unuttuk. Şöyle. Bakın dedim ki eğer tutar numara numerik değilse ve burada double'a çevirme burada da tutar sıfırsa veya sıfırdan küçük ise hemen şuradaki mesajımızı yine yazalım. Şuraya yapıştırıyorum. Ne diyecek? Tutar giriniz. Tutar giriniz desin. Ve TX'de tutara fokuslansın. Tabii böyle bir hata almışsa exit sub yazıp end if dememiz lazım ki aşağıya devam etmesin. Bunu da denemek istiyorum. Bunu da bir deneyelim. Bakalım tutar. Şöyle geldim. Açıklama yazdım. Tutarı boş bıraktım. Bakın hatalı tarih girdiniz. Tarih hatalı mı? 20-12-2022. Hatalı tarih girdiniz. Neden acaba? Niye hatalı tarih girmişiz? 10 euro gece ta geçeriz tarih. Bir de şöyle bir şey yapmamızda fayda var arkadaşlar. Denetim masasına giriyorum. Denetim masası. Buradan büyük simgeler diyorum. Bölgeye geliyorum. Burada ek ayarlar deyip tarihe geliyorum. Tarih formatımız ne olsun? GG gün, ay, yıl böyle olsun. Ve gün, ay, yıl uygula diyelim. Aynı zamanda para birimimiz de TL olarak bu şekilde olsun. Tamam. Tarih formatını böyle ayarladım. Bir daha deneyelim. Ödemeye geldim. Şöyle. Buraya bir açıklama yazdım. Bakın 20.12.2022 oldu gördüğünüz gibi. Hatalı tarih girdiniz. Ne alakası var ya? Az önce hata vermiyordu ama. Hatalı tarih. Ödeme. Tekste tarih iştir. Şöyle yazalım. Format
Format date time diyelim ya. Formatımız doğru. Hatalı tarih girdim. Arkadaşlar bunu beceremedik. Bu ne olabilir? Bu hatayı niye veriyor? Ha. Tamam arkadaşlar, bunun sebebi ya ben nasıl şu kodları açmışım arkadaşlar. Buradaki kodlarda hata alıyor. Bu hatayı görünce de oraya atlıyor ya. Hiç düşünemedim ya. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Burayı eski haline getirelim. Tamam, bu böyle. Şimdi sıkıntı yok arkadaşlar. Şuraları kapatayım bir. Bakın şuraları kapatıyorum tekrar. O uyarı vermeyecektir. Şuraya kadar tekrar kapatıyorum. Komentliyorum. Siz fark etmişsinizdir mutlaka. Bakın şimdi hatalı tarih girdiniz. O zaman bunu şu şey için yapıyor. Onu da anladım. Bunun sebebi budur arkadaşlar. Eğer isnumerik değilse tutar. Bundan dolayı yapıyor. Şimdi çalıştıracağım ve hata vermeyecektir. Şimdi bakın. Tutar giriniz. Hatalı tarih demedi. Tutarı giriniz dedi. Mesela buraya harf giriyorum. Tutar giriniz. Ama rakam girersem öyle bir uyarı vermeyecektir. Sıkıntı yok. Tamam. Nihayet fark ettik onu. Şimdi buraya kadar tamam. Burayı açalım. Şurası tekrar kodlarımızı açalım. Tabii bu bu şu şekilde de işinize yarayabilir. Yarın öbür gün elinizden geçen bir kodu okuma mantığını da kazanmış olacaksınız. Yani piyasa internetten bir yerden elinize bir kod geçtiği zaman o kodu da okunurluğunu anlamış olacaksınız. Burada diyor ki combo box tip sıfırdan küçük ise cari seçeniz. Buna gerek yok. Şimdi bir soru soracağız. Sor eşittir cari kaydedilsin mi? Burada böyle demeyeceğiz. İşlem kaydedilsin mi diyeceğiz. Hatta şöyle yapacağız. Eğer işlem eşittir 1 ise den sorumuz şöyle olacak arkadaşlar. Else şurada end if diyeceğiz. Şunun aynısını kopyalayacağım. Şuraya yapıştırıyorum. Burada bir ödemeydi ya. Cari ödeme kaydedilsin mi? Başlık A. Cari ödeme diyeceğiz. Cari tahsilat kaydedilsin mi? Buraya da cari tahsilat diyeceğiz. Gördüğünüz gibi işlem 1 ise ödemeydi hatırlıyorsanız. 1 ise bunu soracak. Değil ise şunu soracak. Buraya kadar sor tamam. Şimdi demişiz ki burada eğer sor 7 ise yani hayır butona tıklanmışsa zaten aşağıya devam etmeyecek. Aksi takdirde veri tabanına bağlan diyeceğiz. Oradaki yolu aç. Şimdi insert into cariler. Cariler değil cari hareketleri diyeceğiz arkadaşlar buraya. Cari hareketler mi demiştik? Cari hareketler diyeceğiz. Cari hareket demişiz. Evet. Cari hareket. Şimdi bize ne lazım? Cari harekette ne vardı? Hatırlıyorsanız ID vardı. Kaydette ID yazmıyoruz. ID zaten otomatik attan bir sayı olduğu için, otomatik sayı olduğu için onu yazmıyoruz. Buraya cari ID. Ondan sonra arkadaşlar cari ID'den sonra işlem tipi Shift tab'a basıyorum bu arada. Tarih. Tarih. Sonra kategori. Açıklama ve tutar. Açıklama. Açıklama diyoruz. Bir de tutar. Bizim veri tabanındaki fieldlerimiz bunlar. Şimdi de value olarak değerleri atıyoruz.
Cari ID'ye ne atıyoruz arkadaşlar? Dikkat hatırlıyorsanız buraya gelirken bir tane cari ID tanımlamıştık. Cari listesine çift tıkladığımız zaman cari ID'ye değer atıyoruz zaten. Şu anda o bir değere sahiptir. Dolayısıyla buraya cari ID diyoruz. Cari ID'yi bu cari ID veri tabandaki bu cari ID'ye atacağız. İşlem tipinde ise bakın işlem tipinde ise şunu yazacağız. Bizim işlem tipi diye bir inamımız vardı hatırlıyorsanız. Nerede bizim işlem tipi? İşlem tipi nokta ödeme diyeceğiz inam olarak. Bu ödemeyi de buraya atayacak ama 1 olarak atayacak. İşlem tipini 1 diye kaydedecek. Tarihe de TX'de tarih atayacağız. Güzel. Kategori. Burada kategoriye ihtiyacımız var mı ya? İşlem tipi zaten tahsilat ödeme kategoridir zaten. Burada kategoriye gerek yok arkadaşlar. Hatta formumuzu çalıştıralım. Kategoriye ihtiyacımız var mı? Şuradan ödeme dedim. Kategori zaten az önceki şeydir. Bizim işlem tipimiz, inamımızdır. O zaman veri tabanında şu kategoriye ihtiyacımız yok. Bu bizim işlem tipimizdir. Dolayısıyla biz burada şuradaki kategoriyi siliyoruz. Tamam. Cari ID'yi attık. İşlem tipimizi attık. Tarihi attık. Şimdi TX'de açıklama. Bir de TX'de tutar. Onu da TX'de ya da TX'de tutar diye atıyoruz. Tamam. Geri kalanları arkadaşlar siliyoruz. Tam buraya kadar. İşte verilerimizi attık. Ondan sonra SQL sorgumuzu execute edip veri tabana yazdırıyoruz. Bağlantıyı kesiyoruz. Bu formu kapatıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Carileri listele dememize gerek yok. Burada cari kaydedildi demeyeceğiz. Yine burada bir mesaj yazacağız. If işlem eşittir 1 ise mesajımızda diyeceğiz ki cari ödeme kaydedildi. Altına else diyeceğiz. Else yine şu mesajın aynısını kopyalıyorum. Buraya yapıştır diyorum. Cari tahsilat kaydedildi diyoruz. Ondan sonra zaten exit subla bitiriyoruz. Hemen denemesini yapalım arkadaşlar. Geldim buraya. Ödeme. Hemen açıklama diye ne diyoruz? Nakit ödeme. Nakit ödeme 5000. Kaydete basıyorum. Cari ödeme kaydedilsin mi? Evet. Ödeme kaydedildi. Hatta veri tabanına bakalım. Buraya bir tane hareket atmış gördüğünüz gibi. İşlem tipi 2 atmış. İşlem tipi 2. Ödeme 1'di ya. Yoksa biz inama ne yazmıştık? Tahsilat 1. Evet ödeme 2. Doğru. Gördüğünüz gibi işlem tipini de 2 olarak kaydetmiş. 5000 TL'yi atmış. Açıklama yazmış. Şimdi de tahsilat kaydedelim. Tahsilatı kaydedelim. Hemen geliyorum buraya. Şuradan tahsilat. Nakit tahsilat 3000. Kaydete bastım ve kaydetmedi. He, biz daha tahsilatı yapmamışız. Vallahi kafam yerinde değil. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnan o kadar yoğun çalışıyorum ki beynim duruyor ya. Şunları hepsini kopyalıyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlar yorumda yazmış diyor. Hocam kopyala yapıştırla nereye kadar? Aslında kopyala yapıştırla gitmek zorundayız. Yoksa çok uzayacak ve olayı dediğim gibi hem kod okunurluğunu öğrenmeniz için çok faydalı bir şey. Bak buraya kadar her şey tamam. Bir dakika arkadaşlar. Tahsilat ödemeyi bir arada yapalım. Bir arada yapalım. Madem bakın ayrı yapabilirdim. Gereksiz kod yazmış oluruz.
Şurada da eğer işlem 1 ise bunu yap, eğer işlem 2 ise bunu yap demeyeceğiz. Tamam mı? Sadece kaydet diyeceğiz buraya. Şu kaydeti buraya yapıştırıyorum. Kaydeti yapıştırdım. Şimdi buraya dikkat ederseniz. Madem işlem tipimiz, yani işlemimiz belli. Mesajımızı bile ona göre ayarlıyoruz. O zaman şu SQL cümlemizi de şeye göre yazacağız. İşleme göre yapacağız. Burada diyeceğim ki şu cümlemi yazayım sadece. Eğer işlem eşittir 1 ise şunu yapacak ve 2 ise. Dur. Else yazayım. Burada bir end if. Şunun aynısını kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Burada arkadaşlar buraya bir neydi? Tahsilat diye. O zaman şuraya işlem tipi nokta tahsilat. Burada işlem tipi nokta ödeme diyorum. İşte tek seferde her iki kaydı da yaptık. Umarım anlamışsınızdır. İşlem 1 ise ödeme kaydedilsin mi? Bir ödeme miydi ya? Bir tahsilattır arkadaşlar. Ben yine yanlış yapıyorum. Vallahi ne deseniz haklısınız. 2 diyorum o zaman buraya. 2 ise ödeme kaydedilsin mi? Else tahsilat kaydedilsin mi? 2 ise 1 ise şurada tahsilat, 2 ise ödeme. Bunu 1 yapalım. Şuraya tahsilat ve ödeme diyelim. Arkadaşlar bilmiyorum yani umarım kötü konuşmazsınız. Hemen baştan tekrar söylüyorum. İşlem hatırlıyorsanız cari tahsilatta bir cari çift tıkladığımız zaman eğer alıcıysa tahsilat oluyordu. Yani işlemi tahsilat, satıcıysa işlemi ödeme olarak yani 2 olarak alıyordu. Biz de burada dedik eğer işlem 1 ise tahsilat kaydedilsin mi diye mesaj ver. Eğer işlem 2 ise cari ödeme kaydedilsin mi diye soru sor. Buraya kadar tamam. İşte sorunun cevabı 7 ise çık. Aksi halde bağlan. İşlem 1 ise şöyle bir SQL cümlesi ve veri aktarma yaptık. Aksi halde değilse şöyle bir özellikle bu işlem tipi nokta ödemeyi aktarmak için kullandık. Ondan sonra tabii siz diyebilirsiniz yani buranın içinde de bir if kullanılabilir mi? Yok arkadaşlar onu hiç denemedim ama böyle herhalde. Ondan sonra veri tabanına yaz. İşlem 1 ise cari tahsilat kaydedildi. Burada da cari ödeme kaydedildi ve bitti arkadaşlar. Her iki için tek bir kaydedi kullandık. Şimdi denemesini tekrar yapalım. Buraya geldim. Şuradan tahsilat, nakit tahsilat, aşağıya da 3000. Kaydete bastım. Evet ama mesaja ödeme dedi ya. Tahsilat, nakit tahsilat, işlem tipi 2000, kaydet, cari ödeme kaydedilsin. Ne yapıyoruz ya? Vallahi torba ettik ya. Pardon. Şimdi ödemeden işlem olarak ne atmışız? 1. Ödemede 1 atmışız zaten. Her şey doğru. Ben hepsini ters yazdım. O zaman 2 atayım. Ben yanlış yaptım. Buraya da 1 atayım bari. Tamam. Arkadaşlar tekrar özür. Hemen geliyorum. Ödeme, nakit, ödeme. Aslında orada nakit ödeme yazabiliriz. Kısaca açıklama isterse değiştirebilir. 1000 TL kaydede bastım. Cari ödeme kaydedilsin mi? Evet dedim. Kaydedildi. Cari ödeme kaydedildi. Şimdi tahsilat için yapalım. Nakit daha elden alındı diyelim. 7000 TL kaydet dedim. Cari tahsilat kaydedilsin mi? Evet dedim. Kaydedildi. Şimdi şu tahsilata tıkladığımız zaman yapılan işlem toplamını da buraya çağırmak istiyoruz arkadaşlar. Hemen onu da yapalım.
Videomuz ne kadar oldu? Yarım saat olmuş. Bir veri tabanımıza bakalım arkadaşlar. İnan, evet, gördüğünüz gibi tüm işlemlerimizi kaydetmiş. Bir tane tahsilat, burada da nakit tahsilat yazmışız ama buraya iki aktarmış. Neden acaba? Neden acaba diyorum. Satıcı. Satıcı. Kategori ödeme aktarmışız buraya. Burada kategori ne ödeme aktarmışız? Ödeme. Burada tam ters yaptım. Her şeyi ters yaptım. Ne yapsak acaba? Bir ise ödeme formu. Her şey karıştı. Tahsilat. Else nakit. İki ise ödeme. Else tahsilat. Tahsilat. Else. Dersi baştan mı çeksin, ne yapsın? Nakit ödeme, nakit tahsilat, elden alındı 550 TL, kaydet, veri tabanına bakalım, 550 TL nerede? Allah Allah. Ha, 550 TL bir tam tahsilattır. Arkadaşlar, İnşallah faydalı olmuştur. Olmamışsa da kusura bakmayın. Bir sonraki derste hem buraya toplamları alalım hem de buradaki hareketleri gösterelim arkadaşlar. Bir cari hareket tablosu yapalım. Burada yapılan hareketleri orada listeletelim. Toplamlarını da alalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kusura bakmayın diyeyim.